Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin aklında aynı soru. Ne yapacağız? Piyasa nereye gidecek, ne olacak? Shiba ne olacak? SafeMars ne olacak? SafeMoon ne olacak? Rasmi ne olacak? Saitama çıkışta, SafeMars çıkışta. Bunların sonu ne olacak? Akita. Daha sizin aklınıza gelen, aslında benim şu an unutmuş olabileceğim coinler de bunların içinde geçerli arkadaşlar. Belki şu an söz edemiyor olabilirim. Peki bunlar ne olacak? Piyasa nereye gidiyor? Arkadaşlar, her şeyden önce çoğu arkadaş soruyor. Açıklama kısmına bırakıyorum Instagram'dan. Abi, Instagram linkin ne diye falan soranlar var. Instagram'ı eklemek isteyenler var. Onu açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar. Bu arada kanalı desteklerseniz beğen butonuyla çok sevinirim arkadaşlar. Deyip konuya hemen girelim. Önce nereden girelim? Önce isterseniz arkadaşlar, Shiba çok konuşuluyor. Bitcoin'e de geleceğim. Shiba çok konuşuluyor. Saitama'ya da geleceğim. Hepsine geleceğiz yavaş yavaş. Uzun olursa video kusura bakmayın, çünkü çoğu coin sormuşsunuz. Çok bir sürü coin sormuşsunuz. Elimden geldiğince piyasayı da konuşacağız arkadaşlar. Çünkü piyasa çok garip. Çok garip arkadaşlar. Dolar 2x 3x'leri götürüyor sanki coinmişçesine altın, dolar. Gerçi bunların olacağı ta öncelerden belliydi. Hatta söz ediyorduk. Bunları konuşuyorduk. Çoğu ekonomist de konuşuyordu. Buralar belliydi zaten. Tek kötü nokta, halk ne yapacak bilmiyorum. Üzücü bir durum. Şimdi arkadaşlar, gelelim konumuza. Konumuz Shiba'dan başlayacağız. Bildiğiniz gibi şu an Bitcoin'de arkadaşlar, dünkü fikrim kesinlikle değişmedi. Fikrim neydi? 60 bin dolarlar. 60 bin dolar Bitcoin'de bizim için en önemli mesele 60 bin kısmıydı. Çünkü bunun aşağısı, eğer yani şöyle demek istiyorum, 60 bin doları aşamazsak arkadaşlar, bir kez daha deneyecek. Bir kez daha deneyecek Bitcoin. Aşamaz ise aşağıya düşüş olabilir. Nereye kadar? 53K'ya. Bitcoin 53 bin dolara kadar düşebilir. Düşebilir mi? Masada mı bu olay? Masada. O yüzden al sata girmiyorum. Yine vurguluyorum. Yine girmeyeceğim ki ta ki Bitcoin. Çünkü neden 60 bin dolar bizim için önemli? Çünkü bu ayı belirleyecek olan seviye 60 bin dolar arkadaşlar. Yani biz buradan bu aya gidiyorsak eğer, boğaya gideceksek eğer, bizim için 60 bin doları kırmamız gerekiyor. Bizim burada bilmemiz gereken 60 bin doları kırmamız gerekiyor ki boğa açılsın. Boğa piyasası başlasın. Ha, buradan 40 binin altı da ayıya dönüş olduğu biliniyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şimdi peki, yana döne soruyorlar. Shiba alayım mı, buradan düşüyor ya, Shiba alayım mı, düşüyor ya. Ben kendimce, kendi görüşlerimden şimdi bahsedeceğim. Ben olsam, baktım Shiba düşüyor. Şu an düşüşte, ne yaparım? Ben olsam Bitcoin 60 bin doları kırdığı zaman almaya yönelmeye başlarım. Daha doğrusu. Çünkü 60 bin dolar kırılmadıkça risk unsuru barındıran Bitcoin aşağılara doğru düşüş yaşayabilir. Haliyle düşüş yaşayan Bitcoin çoğu coin'i etkileyeceği için, bunların içinde Shiba da dahil arkadaşlar. O zaman aşağıya doğru bir düşüş mevcut olur. Bu yüzden ki kendi, eğer garanticiysen, benim gibi garanticiysen, ben 60 bin doları beklerim. Kırılmasını beklerim. Ondan sonra alacağımı almaya başlarım. Bunlar benim kendi görüşlerimdir arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz, peki tamam Shiba düşüyor, peki Saitama yükseliyor. Bunlar niye yükseliyor? Arkadaşlar, belli zamanlarda, belli coinlerde yükseliş. Ha, şunu da diyeyim. Jasmine neden yükseldi? Jasmine çünkü dün Binance'te listelendi. Binance'te listelendi. Binance'te listelendiği için de şunu da vurgulayacağım. Eğer bir coin bir borsada listeleniyorken girmek hatadır benim düşüncem. Çünkü tepeden girersin, zarar etmiş olabilir. Ha, bu bir de Binance'da listelenecek. Buraya girince de buradan bir fırlayacak düşüncesi yanlıştır. Bu bayağı benim arkadaşımın başına gelmiştir. Neden? Peki ne zaman yükseliyor bu? Hani bir borsada listelenince bir coin yükselir de hani. Şu şöyle. Haber ilk çıktığı anda yükselir arkadaşlar. Listelenme değil. Haber. Haber kaynağı ilk vurduğu an yükselir. O yüzden haber kaynağını daha etkin görmeniz gerekiyor ki o olayı yakalamak için. Örneğin bir Twitter'dan Jasmine'in kendi Twitter şeyi o an attı. Bir Binance'da listelenme başlayacak diye. O an yükseliş başı. İşte bu yüzden haber önemli. Listelenme anı değil. Şimdi geçelim en önemli konulardan biri olan diğer coin'de SafeMars falan. Şimdi her şey geneli bunları da kapsıyor arkadaşlar.
Ha, Saitama'ya, pardon, Saitama'ya geleceğim. Şimdi peki Bitcoin böyleyken Saitama yukarı çıkıyor. Niye? Arkadaşlar coinler belli bölgelerde zaman zaman ATH'sini yapar. Peki Saitama burada ne olacak? Bitcoin şu an belli seviye aralığında ne düşmeden ne de haldır haldır çıkmadan sabit aralıkta kalırsa Saitama'ya biraz daha yarayabilir. Peki Bitcoin düşerse ne olur? Hızlı düşerse 53K'ya Saitama da bundan nasibini alır düşer. O yüzden ki hani eğer ki Saitama içerisindeysen bilmiyorum böyle gözün orada kalacak. Eğer alsatçıysan mecburen. Çünkü piyasa şu an 60 bin dolar kırılmadığı devam 60 bin dolar kırılmadıkça risk unsuru taşıyor arkadaşlar. Zaten bakıyorum YouTube'da görebiliyorsun istatistikleri. İnsanlar bir hevesle böyle parasını bazıları çekmeye çalışıyor falan. Oradan bir şey istatistikleri görebiliyorsun. Daha çok insanlarda bir dolar hevesi başlamış, altın hevesi başlamış. Gidiyor. Zaten piyasanın böyle olacağı belliydi. Ha, piyasanın belliydi derken Bitcoin düşeceğini demiyorum arkadaşlar. İlla ki bakın altın, dolar, insanlar bir süre buraya hücum eder diyelim. Buradan nasip alınır. Bu paralar tekrar dönüp dolaşıp kriptoya bu sefer yolunu bulur. Bu işler böyle dönüyor arkadaşlar. Her şeyin zamanı ve şey vardır, sabır etmek burada birinci plandır ve ikincisi kurnaz olmaktır arkadaşlar. Gerçekten kurnaz olmaktır. Piyasayı gözlemlemektir. Sınırlar vardır. O sınırların içerisinde işlem yapmaktır. Burada bizim birinci sınırımız ne? Önceliğimiz boğa koşusunun onaylanması. Yani Bitcoin'in 60 bin doları kırması bizim için önceliğimiz. Bu yüzden ki tüm coinleri yani sizin sorduğunuz SafeMars'tı, Pitbull'du, bilmem neydi bunların içine dahil. Bunların içine dahil ben eğer bir Pitbull alacaksam, eğer bir Saitama alacaksam, eğer bir şey alacaksam, yeni alacaksam 60 bin doları kırarsam alırım. 60 bin doları biraz kırarsak 4 saatliği bir günü kapatırsak arkasından heveslenirim o zaman tabii ki. O zaman bakarım duruma göre al satıma da başlarım. Ama dediğim gibi deneyecek, 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 kıramayacak bu sefer 53'e düşebilecek. Bunlar masada, bunlar görünüyor. O yüzden temkinli olmakta dedik ve sürekli gözlemlemekte, sürekli haberlere bakmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki Shiba'da bir şeyler var mı? Bekliyoruz. Peki sen elindeki Shiba'ları bana soruyorsan sattın mı? Ben 600-700 seviyelerinden aldığım için satmadım. Uzun yıllarda duracak. Onlar hani ben hep demişimdir. Onlar çöp niyetine tutuyor. Üste de umurumda değil. Yasa. Şimdi yeni gelen arkadaşlar var. Yeni gelen insanlar için de o zaman 60 Bitcoin'deki 60 bin dolar sınırı önemlidir. Buranın kırılması gerekiyordur. Yani ben Shiba'ları elimde tutacağım. Çok önceden almışım ve bunları yıllarca tutacağım belki. Belki 2 yıl, belki 3 yıl tutacağım. Bu ayrı mesele. Ama yeni bir alım yapılacaksa Bitcoin'deki 60 bin dolar gerçekten önemli bir bölge arkadaşlar. Shiba'dan bahsettik, Saitama'dan bahsettik, şundan bundan bahsettik. Peki haberlerde ne var? Shiba'ya yönelik bir şeyler var mı? Arkadaşlar şu an için biliyorsunuz Satoshi bazı şeyler attı. Benim için şu an önemli değil. Ya tabii ki Shiba'daki durum önemli. Ama şu an için şu piyasada bizi etkileyecek bir şey lazım. Mesela yakımlar söz ediliyordu. Kasım'da yakımdan bahsediliyordu. Bunlar hani nerede? Bunların olması lazım. Şibaryum gelecekti. Şibaryum, bir ışık görmemiz lazım ki tepki de oluyor o zaman. Mesela Satoshi Kusama'ya tepki de oluyor. Şibaryum nerede? Yakım Kasım'da deniyordu nerede? Oyun çıkarılıyordu nerede? Oyun çıkarılıp biliyorsunuz şeyde Shiba'da NFT'ler çıkmıştı, Siboshi'ler vardı. Bunlara isim değişikliği yaparak coin yakımların olması bekleniyordu. Ve Kasım'da büyük bir yakım olması bekleniyordu. Yeni bir oyun çıkaracaktı Shiba. Bunun etkisi, bunun oyunun sebebi yani bu oyunlar oynandıkça Shiba'nın yakımları otomatikmen bu oyunlar aracılığıyla da dönecekti. İşte biz bunların hepsini bekliyoruz arkadaşlar. Ve sizden ricam bildirimleri de lütfen açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonuna basarak bildirimi açacaksınız. Bu kadar basit. Sonra video önünüze düşmüyor. Sonra ben kötü oluyorum. Evet arkadaşlar, durum bu. Zaten gündemi oluşturmuş tek bir mesele var şu an zaten. Dolar ve altının koşusu. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Bu aralar yaşamda zorlaştı iyice. Biliyorsunuz arkadaşlar, insanlara Allah yardım etsin. Şunu da diyeceğim.
Gerçekten piyasayı gözlemliyorum. En büyük risklerde, en olumlu haberlerde karşınıza anında çıkmaya hazırım. Lütfen o yüzden bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Çok seviliyorsunuz.